Herkese merhaba arkadaşlar. DayZ'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki oyunumuzda her nedendir bilinmez. Serverlarla alakalı galiba. Server'a gir çıkla alakalı karakterim silinmişti. Fakat ben neden burada başladım? Bunu anlamadım. Neyse. Karakterimi yeniledim. Yepyeni bir karakter açtım. Kadın bir karakter vardı biliyorsunuz. İşte o kadın karakter öldürüldü. Onu da böyle giydirdim, kuşattım, ettim. Artık askeri üslerin yerini bildiğimiz için hani sıkıntı olmuyor. Ha bu arada Balota ismindeki askeri üs. Şöyle söyleyeyim. Yeni başlayanlar için oraya gitmeyin. Tavsiye. Gitmeyin. Çünkü o yer kuşatma altında ve başınız belaya girebilir. Ki benim girdi. Şuna doğru gideceğim. Biliyorsunuz şurada bir küçük askeri üs vardı. En son oraya gittim. Bu arada yeni bir silah gelmiş galiba oyuna. SKS diye bir silah. Bilenler bilir. İkinci Dünya Savaşı Rusya'sının popüler kullanılan silahlarından biriydi. Artık o kadar çok kurşunum var ki zombikleri böyle öldürüyorum. Ha bu arada Hydrate diye bir şey çıktı. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Sulu anlamına geliyormuş. Çok fazla su içince herhalde oluyormuş bu olay. Bilmiyorum. Bende öyle oldu. Çok fazla su içtim diye. Şurada küçük bir askeri üs vardı hatırlarsanız. Bir kasabanın içindeydi. Bir önceki karakterle. Yani silinmeyen karakterle oynarken. Gene M4'ümüz var. Fakat susturucumuz yok. AOK takılı üstüne. Normal nişangah yok. Onun akabinde tabanca şarjör buldum. Şöyle söyleyeyim. 2-3 kere öldüm. Bunu yapabilmek için yaklaşık bir haftamı harcadım. Ama oldu. Bu o ölen en son karakterimden sonra açtığım üçüncü karakter. Bunu da söyleyeyim. Eklemek istiyorum. Bazı serverlarda Balota kampı adı altında biliyorsunuz. Balota kampına. Orası ciddi anlamda bir hani ilk başlayanlar için iyi bir askeri üs ama şöyle de bir şey var. Unutulmaması gereken bir şey. Orası tam bir sıkıntı arkadaşlar. Yani gittiğiniz zaman ölme ihtimaliniz %80 falan. Hani ölüyorsunuz ya. Hiç kaçarınız yok. Ha bu arada vitamin falan buldum. Bir sürü vitamin buldum hatta. Kaç tane vitamin? Dur şundan şöyle düzenleyelim ya biraz. Değil mi? Şu morfin şurada kalsın. Şunlar şöyle vitaminlerimiz. Bundan bir tane içelim. Baya bir şeyler buldum. Hani baya bir şeyler buldum. Su arındırma tabletlerimiz falan var. Blood bag kit bir boka yaramıyor. Şu an için yaramıyor. Ha bir de can opener buldum. Şu konserveleri açmak için artık %100 şekilde açabiliyorum. Bu karakter nasıl bu hale geldi? Bir günde oldu bu. Balota kampına sızdım. Şöyle söyleyeyim çok zor oldu. Gecenin bir yarısı saat 5 gibi falan. Dün gece. Bütün serverlara gire çıka Balota kampına sızdım. Sıfır olan serverlarda işte hani içinde kimsenin bulunmadığı serverlara girdim. Bilerek. Çünkü neden? Diğer türlü yaşam mücadelesi oldukça zor. Hani hayatta kalmak oldukça zor. Ha bir de şunları göstereyim. Burada bir sürü cephanelerimiz var. Her türden, her çeşitten. Herkese yetecek kadar cephane var. Aslında dur lan şunları da düzenleyelim. Değil mi? Bakayım şöyle atalım.
Şunlar şey şarjörleri. Şarjör. Şarjör. Tabanca mermileri eski kutuya. Bu psikopatın mermileri buraya. Bazıları 40'lı, bazıları 30'lu. Neden derseniz, bildiğiniz üzere bazı mermilerimiz nasıl denir? Dur la. Onlar. Burada kaç var? 25 var. Tamam, şöyle kombine edelim. Bunu da böyle kombine edelim. Bunu kapatalım, bunu alalım. Bunu kombine edelim buna. Tamam. Şeyi niye yere attığımıza gelince, şöyle elimize aldığımızda sadece 6 göz gözüküyor. Yere atınca 8 göz gözüküyor, biliyorsunuz. Yani daha önceden izleyen varsa biliyordur. Her neyse, elektrik tellerini takip ederek şu küçük kampa gittim. Ha, bu arada balota kampı bilmeyenler için şöyle kısaca bir tarifte bulunayım. İlk doğduğunuzda deniz burası ya. Şöyle denizi deniz bu tarafa gelecek şekilde böyle koşuyorsunuz babuş. Öküz gibi koşuyorsunuz böyle. Adam acıktı yani. Ya şunu pislenmesin, ya mikroplanmasın. Boka batmasın. Bunu senin elinin ayarına. Geçen oyunda baya başıma olay geldi. Onları anlatayım. Bundan önceki karakterim nasıl öldü onu anlatayım. Tam bir komedi. Kayıt yapmadım. Bilerek kayıt yapmadım. Çünkü gerçekten sinirim bozuldu. Bir ara hatta oyunu silip bilgisayarı yakmayı falan bile düşündüm ya. Çünkü neden derseniz bir önceki oyunda yok yere öldürüldüm. Bundan önceki karakterim de şöyle öldü. Bir tane bu balota askeri kampına sızmışken adamın teki nasıl olduysa kapı kapalı olduğu halde yerin altından, yanlış duymadınız, yerin altından girerek bana ateş etti ve öldürdü. Bir bug oldu herhalde o esnada. Tam anlamadım. Adamın kafasını gördüm, ateş ettim, saydırdım ama tutmadı tabii. Durum bu. Aşırı derecede fazla cephanem var. Ve hani gelen olduğu zaman vuruyorum genellikle. Ha, bu arada bir tane biliyorsunuz PvP'nin olmadığı bir server var. Bundan bahsetmiştim daha önce. Orada bir tane adamla şey yaptık. Merhaba merhaba dedim. Daha sonra bir baktım adam baltayı çekti mal gibi. Bende de Mohsin Nagant vardı. Çektim onu, vurdum. İçim sızladı. Hani diyorduk ya işte bu serverların kuralları olmalı falan. Misal hani şimdi o serverın da kuralı hani PvP yapmak yok diyor babuş yani. Şimdi siz diyor PvP yapmayın diyor yani. Sen de kalkıp da adamı vurursan bu öküzlük olur yani adamın serverında. Neyse öyle bir olay oldu. Şimdi onun öküzlüğü biraz da. Hani bir kötü oldum, ona paylaşmak istedim. Çünkü böyle yani kural olaylarına falan takıntım var hani. Tamam. İyi güzel hoş da. Nerede lan o? Yarak kafası bir anten vardı. Nereye gitti? Darao nerede? Şu ağaçlara tırmanma olayı olsaydı var ya. Bu da hydrated. Bunun da anlamını daha çözemedim. Yani ne demek istiyor? Sanırsam şöyle bir şey bu da. Hydrated. Sulu demek. Türkçe'de anlamı sulu demekmiş. Açtım baktım. Galiba biraz araştırdım. Anlayabildiğim kadarıyla hydrated ve energizes. Yani bu ikisi çok fazla yemek yendiğinde falan böyle ya da çok fazla su içildiğinde meydana geliyormuş. Ve ben de bayağı bir su içtim. Hani bazı istasyonda geldik lan. Bunu anladım.
Aman. Adam bildiğin baz istasyonu yapmış. Bir telsiz mensiz vardır herhalde burada. Baba askeri kamp. Ne kadar da tatlı. Bir o kadar. Bıktım lan artık askeri kamp. Yeter. Ben sizden çok sıkıldım artık. Ben yapamayacağım. Ana buradan içeri girdi. Ne güzel lan. Bir dakika buranın kapısı niye açıktı? Ya gitmiş yere duct tape koymuş ya. Şuradan bir tanesi çıksa çat 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 tarasa var ya. Ödüm bokuma karışır ama. Kaç kişi var sor burada? Vuh. Bayağı insan var. Ha, bu arada her yere ateş ederek gidiyorum. Psikopatım çünkü. Oh, manzara mükemmel. Abi tesise bak ya. Öf. Dün şu karakteri böyle donatacağım diye arkadaşlar yaklaşık bir saat sabahın kaçına kadar lan? Hiç çıkılmıyor. Sakın düşme. Ananı sikerim yoksa. Bir iki kere öyle başıma geldi çünkü de. Bu ne lan? Saçmalığa bak. Neyse. Saat 6, 6 sabahın 6'sına kadar 7'sine kadar bu karakteri yapmakla uğraştım. Ki yaptım da hani yaklaşık ne kadar sürdü? Profesyonel olarak oynadığınız zaman mesela ben hani bilmiyordum o zamanlar oynarken. Profesyonel olarak oyunu oynadığınız zaman yaklaşık olarak bir günde falan hani çok kasmazsanız bir günde karakteriniz bu kıvamı alabiliyor arkadaşlar. Yani çok çok kasarsanız tabii 6 saatte falan da yaparsınız. Benim gibi manyaksanız. Bendeki ne durumda? Pires. Ya, tamam. Ben istemiyorum Bloodbath kit ya. Defibrilatörü ne yapacağım ben? Ben bunu anlamadım. Bu nedir yani? Buna bir şeyler konuyor mu böyle? Yok konmuyor. Artı diyor. Bunun içine pil mil takılıyordur bunun. 9 voltluk akalin pil mi takılıyor? Düşünebiliyor musun lan o kadar büyük bir aleti 9 voltluk bir pille çalıştırıyorsun lan lanet olsun ya. Küfrederim lan bu oyuna. Büyük ihtimalle Mosin'in mermileri de değişti bu arada. 7.62 kalibrelik mermiler daha farklı bir hal aldı. Bir klip sistemi getirilmiş. Bu hani Mosin Nagant'ta şey vardı ya işte konuşamadım. Şarjörü gibi bir şey vardı yani. Muhsin'in herhalde. Ve böyle her şeyde bir tane askeri üs var. İyiymiş. Al bunu. Ya şuradan bir susturucu falan çıksın ya. Ama silah çok gürültülü ya. Gir lan. Yarrağımın anteni. Camak. Şimdi ben bunu bildiğiniz üzere şöyle yapacağım. Bir bok yapamayacağım. Bu ne? Damacı tat. Al bunu. Empeti yap. Bundaydı değil mi bizim mermiler? Evet. Al bunu da buraya kalsın. Daha sonra bu boşu at. Boşlar. Şunu at. Şunu at.
Empty yap. At bunu. Bunu al. Bunu da buraya at. Ötekini de al buraya. Tamam. Oyun artık benim için bu hale aldı ya. Öylesin. Anladığım kadarıyla artık su içmemize falan pek gerek kalmayacak. Doldu lan. Bir sürü mermi bulduk ha. Magnum. Bu ne lan? Pilot kafası. Yok. Leş gibi. Takmam ben. Tamam. Alacağımızı aldık. Ha bir de tabanca buldum. Şarjörü de var. Şarjörlü tüfekli. Artı bir de böyle üstünde bir şey var. O da şöyle oluyor. Bak şunu bulduğunuzda FNP 45 diyor ya. Bunu bulduğunuzda FNX mi? Neyse ne işte ya. FNP öldü. O da şarjörü işte. Yani ölmem bir nevi işe yaradı ya. Bir boka benzedi yani karakter artık. Bir de susturucu musturucu bulaydık iyiydi. Defip mefip istemem. Şimdi bu askeri üssün bir kısmı. Yani askeri üs değil burası aslında. Telsiz üssün mü ne oluyor? Ne deniyor? Hakim tepeler ha. Mengin diyordu öyle. Hakim tepeler. İşte hakim tepeye kurulmuş olan bir radyo sinyal verici şey, işte onlar. Haydi gidelim. Bana da yeter o kadar takıldığımız. Çok bile takıldık bence. Patika yolu izlediğimizde nereye çıkıyor? Ona da bakalım. Yani bundan sonra oyunlardaki tek amacım böyle gezip işte onu bunu bulmak falan filan yani artık. Çünkü neden hani oyunun bütün her şeyini biliyorum. Yani tamam başka insanları da öldürdük mü? Öldürdük. Öldük mü? Öldük. Hayatta kaldık mı? Kaldık. Ya oyun buraya kadar aslında. Hani şu andan itibaren gerçekten çok sıkıcı bir hal almaya başladı. Çünkü neden? 3 tane karakterim vardı bundan önce. Yani o serverdaki işte o karmaşıklık olmadan önce 3 tane karakterim vardı. Üçünü de şöyle gideyim ya. Değil mi? Üçünü de öldürdüm bir şekilde. Öldüler yani. İşte biri şeyden dolayı öldü. Neydi onun adı? Server bug'ından öldü. Biri vuruldu. Birinde ben intihar ettim. Birinde zombiler yedi. Evet. 3-4 kere öldüm lan. Doğru. Bu karakter öncesinde 3-4 kere öldüm ben. Her neyse. Anlatmak istediğim olay şu an. Daisy tamam güzel de. Hani tek başınıza oynayınca pek o kadar da güzel değil. Yani tek başınıza oynadığınızda böyle boş boş bir hal alıyor. Ancak nedir? İşte balota kampına sızarsınız. En kötü böyle donanırsınız, tamam mı? Balotaya sızıp bir yerde pusarsınız ki çok önemli. Pusacağınız yer de çok önemli. Mesela ben kaç kere bana bir yerde bir noktadan ateş edildi. İki kere öldüm, iki kere balota kampına geri döndüm. Hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Hayvan gibi iki kere öldüm. Aynı kampta öldüm bir de ya. İki kere öldüm. Bir de üstüne hani daha doğrusu orada ölmedim de. Balota kampında aynı noktada aynı noktadan ateş yedim. Hani bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle? Yani aynı noktadan kurşun yedim. Yani şöyle gidelim ya, değil mi? Biraz da böyle bu tarafa gidelim. Ne oldu? Biz böyle geldik, böyle gidelim ya. Değil mi? Buradan geldik. Tabii ya, salak gibi gidiyorsun.
Ha ne diyordum? Bir şey demiyorum. Pusulaya bakalım. Böyle gidersek ebesinin amına gidiyor abi. Ben böyle gideceğim. Ne dediğimi unuttum ya. Valla ne dediğimi unuttum. Ha, balota kampı. Balota kampında bir noktada sürekli olarak mermi yedim. Ama nereden ateş ettiler, nasıl ettiler, nereden çıktı anlamadım. Birinde işte düşmana çok yakın temastaydım. Hani birinde anca, o da işte adamın teki dediğim gibi baktan çıktı, bir şeyler oldu. Orada çatır çatır saydırdı, ben de anlamadım ne olduğunu. Şu büyük havaalanı nerede ya? Harita yok bu arada. Boku yedi haritalar. Biz de böyle fütursuzca boşluğa doğru koşturuyoruz ya. Bu arada çok şükür Steam çalışıyor. Ve bir yol var aşağıda. Ve burada çitlerle çevrilmiş bir alan. Bu bir askeri üssün işareti. Dın 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 dın. Az sonra. Biz nereye gidiyoruz? Yani oyundaki tek yapacağınız şey kampa gidin. Orada pusun geleni vurun. Bu. Ve bu da pek bir eğlenceli değil işin aslında. Eğlenceli olan şey şu. Server restartlarında biliyorsunuz ki bütün ürünler, mallar yenileniyor. Hani o serverdaki işte itemlerin hepsi yenileniyor. Yeni yeni itemler ya da işte yeni yeni artık bilmiyorum ne varsa o geliyor. Yani item olarak ne varsa o geliyor. Ve hani o nasıl bir at sesi lan öyle. Kısrak sesi lan. Şuraya gidelim. Çünkü böyle şeyler olduğu zaman çok yakında da askeri üs oluyor. Onu da keşfettim. Yani böyle şeyler olduğu zaman hani bir ihtimal yakınında askeri üs olma ihtimali var. Ki zaten duvarlarda askeri üssü çeviren duvarlarla aynı. Her neyse. Ya takım arkadaşlarınız yoksa oyun baya sıkıcı hale geliyor. Öyle söyleyeyim. Kısacası. Sen ne yapıyorsun lan? İbiş. Geliyor. Geri zekalı ya. Ta nereden geldi? Ölmek için ta oradan buraya geldi. Başka isteyen var mı? Bu arada bu silah otomatik bir silah. Basılı tutmayın. Pırırt diye mermi bitiyor ondan sonra. Hani elinize geçti mi? Ne yapıyorsun lan? Manyak. Spastiğe bak, 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 bak. Gelişe bak. Buradan geç herkes. Bekliyoruz. Evet. Neredesin lan? Kalbinden vurdum. Başka yok değil mi?
Neyse. Demem ola ki durum bu. Bir dakika. Şimdi her yer birbirine benziyor. Bir de onu da söyleyeyim de. Başınız belaya girmesin. Ya misal atıyorum burayı görüp de buranın ilerisi askeri üssü. Mesel hani buradan ileriye gittiğinizde batıda askeri üs vardı. Hani bir önceki oyunda. Hatırlayacak olursanız o büyük bir havaalanına gittik ya hatta gez gez dolaş dolaş bitmedi. İyi lan böyle gidelim. Şimdi korkuyorum lan hani. Kaybolmak o kadar kötü bir şey ki bu oyunda. Hani. En çok neye sevindim biliyor musun? Ha bir de şunu var ya. Can Opener'ı. Bunda o hani dedim ya. PvP olmayan server'da adamın tekini vurdum. Ondan çıktı bu. Bu ondan çıktı. Şu çıktı. Tabi vurmamın etkisiyle var. Şu çıktı. Ondan. Mermi kutuları ondan çıktı. Ya birini ben buldum da demin. Demin buldum ondan. Öyle. İşte. Amına. İçimden bir ses diyor ki şunun ilerisinde askeri üs var. Bütün olay böyle yağma yapmakla geçiyor. Şehre inip aslında böyle paleleri bulup öldürsem mi? Ya kalabalık olan serverlarda ne biçim konuştum lan ben? Kalabalık olan serverlarda kalabalık olan serverlarda genellikle ölüyorsunuz. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Misal 40'a 40, 50'ye 50 full dolu bazı serverlar. Abi nasıl diyeyim? Başınıza her şey gelebilir ya. Öyle diyeyim. Ya başınıza her türlü kötü olay gelebilir. Kalabalık serverda ya kimin nereden vurduğu belli olmaz. Mal gibi kalırsınız. O yüzden oyunda birkaç tane arkadaşınız olursa oynarken en azından birbirinizi kollarsınız. Hani biri öldüğünde defibrilatör falan vardır ötekinde. Onunla kaldırırsınız. Bak şimdi ben tek oynadığım için defibe mefibe ihtiyacım yok. Sadece ağırlıktan ibaret bana. Yani alsam ağırlık olacak. Başka bir şey değil. Bu ne lan? Daha demin geldiğim yer mi acaba? Geldiğim yere geri mi döndüm? He? Sanmıyorum ama. Bir daha gidelim. Bir daha bakalım. Bakak görek, değil mi? Şunun tepesine çıkıp manzaraya bakacağım. Bir de. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Kan bitince siyah beyaz dolaşmak çok boktan oldu. Ha bir de gece serverları. Ha onu da söyleyeyim. Gece serverları çok önemli beyler. Gece olan serverlara girdiğinizde genellikle bomboş oluyor. Ben mesela askeri üssün dibine kadar gittim. O balotanın dibine kadar gittim. Geceydi. Çıktım server değiştirdim. Orada doğdum. Gece gece M4'ü falan hep oradan buldum. Abi de şöyle bir olay var. Misal burada su birikintisi var ya. Bu su birikintisinin içine girip bu suyu içebiliyorsunuz. Şöyle onu da göstereyim. Ama içmemenizi tavsiye ederim. Yok lan içmedim. Evet.
Hani yapıyordu. Ne oldu şimdi? Durduk yere ayağımızı suya soktuk. Geri zekalı gibi. Ama o giriyordu ya. Ben ilk oynadığım zamanlarda giriyordu. Allah. Neyse. Ulan var ya, eğer geldiğim yerse bu, tamam, tam bir hayvanlık olacak yani benim yaptım. Hakim tepeleri baskına devam ediyoruz. Yani her şeyde bir hayır vardır. Full gear sadece bir günde. Şu full gear dediğimiz olay. Hani üstüne full her şeyi full artı full yapmak sadece bir günde meydana geldi. Zor mu? Zor. Onu söyleyeyim. Zor yani. Ben mesela gecenin saat 6'sına kadar bekledim serverlar boşalsın da. Çünkü herkes balotada pusu kurmuş. Hani balotanın dibinde şeyler var. Bu işte adam yeşil giyinmiş benim gibi. Çimenlerin arasına gizlenmiş. Birinin elinde Mosin Nagant, birinin elinde M4. Geleni vuruyorlar işte. Artı yeni bir tane yarı otomatik SKS diye bir tüfek var. SKS yarı otomatik oluyor. Yani Mosin'e göre, Mosin'de bolt action var yani geri çekip bir daha ateş etme olayı var. Ama şeyde yok. Benim geldiğim yer burası. Böyle şimdi bu ekranın tam dibine anında şu anda geri zekalı diye yazacağım kendime. Ben buradan gittim geri döndüm ya. Şöyle yapalım. Dur bakalım. Madem böyle, değil mi? Ben şöyle E'ye doğru gideyim. Değil mi babuş? Şu 6, 7. İyi işini sikeyim seni ya. Geri zekalı. Bırak. Elinden bırak. Bıraksana oğlum. La ben elinden bırak diyorum. Elinden bırakmıyor. Ben E'ye doğru gideyim en güzel. Yoksa bu gidişte sakata gelecek. Bunun gibi ha, anten olayını da anlatayım. Bunun gibi birkaç tane daha anten var gençler. Oyunda ben onu fark ettim. Birkaç tane daha anten var bunun gibi. Bulabilirseniz sizin kârınıza tabii. Ona lan sinek geçti. Zıt yaptı lan. Zeka. Aa, bu arada kazayla gene böyle mal gibi gezerken dün sabaha karşı dediğim gibi kayıt yapmadım. Çünkü bayağı canım sıkkındı. Hani bir daha o karakteri tekrardan yapamayacağımı sandım. Artı yapmak kolay olduğu için böyle karakteri bu kadar kolay olduğundan yani bu kolay olma olayını öğrendiğim için artık oyunun da pek bir anlamı kalmadı. Yani herkesin elinde bir M4 var abi. Herkes bizim gibi saf değil. Ben ne güzel saf ve temiz duygularla bu oyunu oynadım. Havle ve la kuvvet ya. Öküz gibi koştu be. Bu arada farkındaysanız hiç susama falan yok. Çünkü neden? Suyu o kadar çok içtim ki göbeğim çatladı. Gel gel. Atış talimi yapıyorsun ha. Ben böyle gideceğim. Bana ne? Yol mol umurumda değil benim. Manyağım ben böyle gideceğim ben.
Kuntakinte gibi özgürlüğe koşacağım ben bunu. Bu arada çok şükür semester bitti. Anasını satayım. Geçen gün bir sinemaya gidelim dedik. Kuyruk. Öyle bir kuyruk var ki. Bilet alamadık lan. Paramızla rezil olduk arkadaş. Abi çoluk çocuk kısmının okulda olması iyi ya. Ben artık hani gıcık olmaya başladım ya. Bu yeni nesile ciddi olarak böyle uyuz olmaya başladım ya. Benim dönemimde böyle değildi bak. Şimdi ben küçükken bana hep böyle diyorlardı. Ben çok kızıyordum ama. Benim dönemimde böyle değildi. Biz çocukken şöyle böyle falan filan abi en nefret ettiğim laftı. Ama şimdi hani aynı lafı ben kullanınca bana da garip geliyor. Ama ne bileyim ya, hak ediyor abi, bu gençlik hak ediyor ya, ne bileyim. Gerçi bunun tek temel nedeni ne biliyor musun? Bizim zamanımızda daha bir her şey oturaklıydı. Şimdi nedir? Justin Bieber'dır, bilmem nedir. Hani çok saçma sapan olaylar var ve çoluk çocuk bu şeylere çok karışıyor. Hani artık İç içe olduğu için internette bilmem neydi. Biz daha saf duygularla büyüdük hani. Daha saf triktik biz böyle. Anasını satayım. Otobüsteyim. İki tane çocuk. Daha 10-12 yaşında ya çocuklar. Diyor ki sen kaç tane kız öptün diyor. Lan dedim yuh anasını satayım ya. Biz 12 yaşımızdayken kızlardan nefret ediyorduk lan. Korkuyorduk anasını satayım. Bir şey olur, bir şey olur diye başımıza bela. İnsan sandım. Şu ağaç kavunu şöyle var ya, insan sandım. Uzaktan. Düşün ya, ekran kartı o kadar boktan. Ağacı insan gösteriyor. İnsanı ne olarak gösteriyor? Tabii onu ölünce anlıyorum. Tamam mı? Aa insanmış. Abi, öldüm ben. Bir de en uyuz olduğum şey bu yeni nesilde ya, otobüsün içinde niye bağırarak konuşuyorsunuz abi siz? Hani bu beni de dinleyin ya. Ya dinleyin beni de ya falan tarzında. Bu ne ya? Böyle bir bağırıyorlar ki, tamam benim dönemimde de öyleydi bak. Benim zamanımda lise ergenleri öyleydi. O zaman bende bir problem var lan hakikaten ha. Bende bir arıza var. Bende bir hata var. Madem herkes, çünkü Freud'un lafıdır ya, herkes bir şeyi bir yolla yapıyorsa o yol doğrudur. Eğer sen farklı bir yolla yapıyorsan o yol yanlıştır. Savunduğumuz şeyler hani topluma göre değişir. Doğrusu ya da yanlışı. Adam kaç sene dünya yuvarlak demiş, adamı kesmişler, öldürmüşler anasını satayım, idam etmişler. Daha sonra ispatlanınca da İncil'de yazıyordu yahu zaten. Onu okudum salakları ya. Bayılıyorum ya. Şu din olayına hiçbir zaman bulaşmadım. Çok iyi ettim var ya. İleride bir şeyler var anladığım kadarıyla. Bitti mi lan? Oha. Hayvan ol hayvan, nasıl bitirdin lan? Öküz. Böyle gidersek buradan köy mü bir şey buluruz herhalde yahu. Şunun sesini. Ay ay. Ha bu arada bundan önce çektiğim bir video daha var. Bir tane
Kızın videosu da. Yani kız karakterin videosu. Ne oluyor lan? Battlefield 3'teki bir çat çut, hani bu mermi şeyle atış ediyorlar ya, sniper'la çat çut ses geliyor. Ondaki gibi ses geldi ama. Neyse, kayıt buraya kadar. Ben bir yere varınca, yani en azından ilk bölümü buraya kadar. Bundan sonra bir bölüm daha çekerim. Herhalde, bilmiyorum. Kaç dakika olmuş? Benim gözlüğüm nerede? Ha. Gözlüksüz görememeye başladım. Yaşlılık böyle bir şey işte. Ha, 40 dakika olmuş, tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.